Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 19'da çarkı çevir çıkanı yap challenge videolarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Video başlamadan önce hemen kısa keseceğim. Kısa kesince genelde beğenmiyorsunuz ama hemen abi söylüyorum, bakın videoyu beğenin, bakın kısa kesiyorum, çok sıkmayacağım. Evet, beğendiniz mi kankam? Evet, hoş geldin, beğendin. Evet, videoya like attın, tamam. Hemen çarklarımızı çevirmeye o zaman başlıyoruz. Like atmayı da unutmadıysan çevirdim abi. Hadi ilk çarkımızı çevirdim, bakalım ne geliyor. 3 paketten elit gelmezse takımda kullanmadığın en yüksek oyuncunu sat geldi. En korktuğum paket bu arada 3 paketten arkadaşlar. Bu tam gözükmüyor ama bu görev bu arkadaşlar. Ve şimdi sizlerle birlikte bunu yapacağız arkadaşlar. Videonun girişinde bilerek uzun tutmadım. Siz sıkılmayın, baştan sona izleyin diye. Hemen arkadaşlar buradan 45.000 coinlik paket açacağız tabii ki, 3 tane. Ve kaç çıkıyor pakette? Elit. Oha abi, elit nasıl gelsin? Ben ne kafayla yaptım bu görevleri bilmiyorum. Hadi abicim hemen çevirelim bakalım ne çıkacak. Abi lütfen, lütfen zor bir şey çıkmasın, kötü bir şey çıkmasın. Bugün çok... Oğlum 78 çıktı, bence silmeyelim ya. Ya bari artı 76 falan yazsaymışım. Hadi 75 yazmıyorum. 78 çıktı artık, elit nasıl çıksın? Yemin ediyorum ya. Abi şaka gibi gerçekten. Yani 72 ne ya? Ver abi lütfen bir elit ver. Allah aşkına bir elit ver ya. Hiç silmek istemiyorum. Hadi lütfen. Lütfen. Verirsin. Oğlum nasıl versin zaten? İhtimali %3 bile değil ki. %3 bile değil bunun ihtimali. 3 tane paket açarsak maksimum %6'ya çıkar. O da baya bir düşük ihtimal arkadaşlar. Kadroda kullanmadığım en yüksek oyuncu Manolas. Bunu hızlı satamadığıma göre Klein'e sat. Burada sat yazıyor ama ben sileceğim. Yani hızlı satacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben bunu siliyorum. Öğe'yi gönderdim. Hadi bakalım. Bir tane daha çark. Çevirelim bakalım bu çarktan ne gelecek. Abi bizi çok zorlama lütfen. Video boyunca like isteme diyor arkadaşlar. Ben zaten video boyunca like istemeyeceğim. Videoda like istediğim başlayacak kısımlarda zaten kısa sürdü. O yüzden orayı da kıtmaya gerek yok. Hemen arkadaşlar devam edelim. Video boyunca like istemiyorum. Hadi bakalım. Şimdi ne gelecek? Ana sayfada veya önerilenlerden gelenler abone olsun diyor. Arkadaşlar bu videoya eğer video dışından daha beni ilk defa falan izliyorsanız veya abone değilseniz ama ana sayfadan falan giriyorsanız videoyu kanala abone olun bakalım kaç kişisiniz ama eğer videolarında eğleniyorsanız abone olun. Eğlenmiyorsanız abone olmanıza gerek yok, yani bir zorunluluk yok. Eğleniyorsanız, daha fazla bu kanalda video görmek istiyorsanız abone ol butonuna basabilirsiniz. Hadi bakalım, bu videoda izleyiciler like atsın tarzı görevler yok, yani bu video daha eğlenceli olacak. Evet arkadaşlar, burada yediğim bir linci anlat yazıyor ve şu anda ekranda size bir fotoğraf gösteriyorum. Ve altına yazılan yorumu da gösteriyorum yanıt olarak. Ve buna kalpleyen kanal Enes benim arkadaşım arkadaşlar. Bir şey demiyorum, samimi bir arkadaşım. Aşırı samimi değil ama konuştuğum bir arkadaşım. Ama onun çektiği videoya bakın ve onun kanalına atılan yoruma bakın. Hani gerçekten abi, ben FIFA Mobile YouTuber'ıyım. Ve FIFA Mobile ile buraya kadar geldim. İlk FIFA Mobile çeken, şu anda YouTube'da tutunan ilk FIFA Mobile çeken kanal benim. Hatta Enes Sarıoğlu'nu YouTube'a başlatan da benim. Adamı zorladım, yani zorla başlattırdım. Ancak arkadaşlar böyle şeyler konuşulunca, ben sırf 2 ay ara verdim diye insanlar bir anda değişmesi falan, böyle şeyler konuşulunca gerçekten ilginç şeyler oluyor. Ben böyle şeyleri sevmiyorum ama anlatmak istedim. Yani böyle algı oluşturulmaya çalışılıyor arkadaşlar. Hani bir grup insan aslında, ben bunlara mesaj atıp konuştuğumda abi seni çok seviyorum, bildirimlerin açık, aboneyim sana falan yapan insanlar, böyle yorumlar görüyorum bunlardan. Çünkü ben bunları Messenger'dan, Facebook'ta daha çok görüyorum. Messenger'dan yazıyorum abi, çocuk heyecandan yazamıyor bile. Gerçekten bunu ego için söylemiyorum, bu gerçek. Ancak böyle şeyler başıma gelince gerçekten kafayı yiyorum ve bunu anlatmak istedim. O yüzden bu görevi de koydum. Umarım beni anlamışsınızdır arkadaşlar. Her neyse, hemen bir çark daha çevirelim. Hadi bakalım devam ediyoruz. Ve izleyiciler adamsınız. Evet, bunu demem gerekiyordu burada ve bunu da dedim. Hadi bir görev gelsin abi. Oyuncumuzu sattık, daha görev gelmiyor. Ama adamsınız, kralsınız be. Video boyu tam like istemiyorum ya. İyi ki bir isteme görevi koyduk arkadaşlar. Bu arada mikrofon düştüğü için orayı kesmek zorunda kaldım. Ve paketten 71-76 arası oyuncu çıkarsa 79'luk oyuncu sil yerli. Hemen bir tane paket açacağım. Paketten 70'lik, 77'lik, 78'lik, 79'luk veya elit bir oyuncu gelmesi lazım. Gördüğünüz gibi buradaki Klein satılmış. İlk defa videoda satıldı abi. Yani ilk defa videoda satıldığına bakıyoruz. Şu Vieri de satılmıyor arkadaşlar. Aslında ben bu adamı hızlı sat diye göreve koyacaktım. Hatta arkadaşlar bundan sonra yine satılmazsa satmayacağım. Hızlı sat diye bir sonraki çark challenge videosunda göreve koyarız. Artık sıkıldım ya. 515.000 coins ya. Pazarda yok. Ben 500.000'e koyuyorum, satılmıyor. Bazen oyunda böyle bug'lar olabiliyor, ilginç. Her neyse abi, şöyle 45.000 coin ise ben bir paket daha açalım. 71 ve 76 arası bir oyuncu çıkarsa 79'luk bir oyuncu sileceğiz. Bakalım.
Evet çıktı maalesef. Çıktı ve 79'luk bir oyuncuyu silmemiz gerekiyor. Hadi bakalım o zaman 79'luk oyuncumuza elveda diyelim. Bu görev çok çıkarsa bu görevi sınırsız yapma hakkımız var. Yani sınırsız yapabiliyoruz. Hani hakkımız değil, zorunluluğumuz diyeyim. Bu satılamıyor. Bu satılıyor mu? Bu da satılamıyor abi. Hep aynı oyuncular çıkmış. Bu 77, bu adamı satalım evet. Bu adamı şimdi hemen sizlerle birlikte silelim. Değeri de düşük değildir bunun ya. Birazcık sıkıntı olacak abi. Ben keşke onu değil de Dante'yi falan silseydim. Daha düşüktür değerlere. Hiç bakmadan sildim. Umarım bu görev daha fazla gelir ve pişman olmam abi sildiğime. Neyse. Ücretsiz paketten altın gelmezse artı 82 oyun. Abi ben ne görevler yazmışım böyle. Allah Allah. Kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Niye böyle görevler yazmışım ki? Ha iyi ki bir ücretsiz paket var anasını satayım. Tamam açayım da ben gerçekten bu videoda birazcık ilginçim. Bu videoda kendimi çok zorlamışım. Ne bileyim çarkı challenge, çevir çıkanı yap challenge'larda beğeni de gelmiyor artık ama ben eğlendiğim için çekiyorum abi izlenmiyor. Yani beğeni geliyor okey ama izlenmiyor. Bilmiyorum bakayım. Vallahi altın gel. Gümüş bile gelmedi ki. Bir ara abi elit çıkardım ben hızlı hızlı geçerken. Onun da yayında olmuştu da yayında gözükmedi abi. Bir daha yayının kaydını da bulamadım. 82'lik oyuncuyu siliyoruz abi. Ya valla coins lazım olduğu dönemde böyle şeyler başıma gelmesi çok saçma. Her görevi sınırsız yapmayacağım arkadaşlar. Bu arada haberiniz olsun. Ama hepsi de zor görev. Yani son videodan kazandığım parayı gösterir. Arkadaşlar bu aslında çok açıklamalı bir video oluyor YouTube kanalımla alakalı. Ancak çok merak ediyorsunuz. Alın size o dalga geçilen videodaki kazancımı gösteriyorum. Evet arkadaşlar bu benim kazancım. Şimdi arkadaşlar düşünün. 23 lira için. Sırf 23 lira için. Hatta abi 23 lira da değil. Ben o videonun başlığına coins kasma taktiği yazsam 20 bin değil belki 18 bin izlenecek. 2 bin izlenmenin kazancını düşünün. Yani 2-3 lira için. Neden öyle bir şey yapayım size? Hani düşünün. Ben sadece videoda konu olarak yapıyorum. Çok bana soruyorsunuz abi hile misin falan diye. Bunu konu olarak böyle bir video çektim. Bunların bu raddede de getirilmesi gerçekten bana aşırı saçma geliyor. Umarım bu videoyu baştan sona izleyen çok kişi çıkar. Umarım buraları izliyorsunuzdur. Buraları çok kişinin görmesini istiyorum artık. Gerçekten abi rahatsız da olmuyorum. Beni beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez zaten. Bu umurumda değil. Ama saçma sapan toplumsal bir algı oluşturulup çok saçma şeyler deneniyor. Gerçekten çok ilginç ya. Her neyse ben devam ediyorum abi videoya. Hadi bakalım. Buradan ne gelecek? Yediğim linci zaten anlatmıştım ama 3 paketten elit gelmezse takımda kullanmadığın en yüksek oyuncuyu sat geldi. Bu sefer de herhalde şey sat... Oğlum bu neymiş ya? Hem paket açıp zarar ediyoruz. Delf bir tek kar etmiştir. Hem de yani yok oluyoruz. Bu arada Şampiyonlar Ligi turnuvası daha gelmemişti ben bu videoyu çekerken haberiniz olsun arkadaşlar. Tam 1 saat var gelmesine ve onunla ilgili de efsane videolar gelecek. Çok efsane lafını kullanıyorum. Bundan kendim de rahatsızım bu arada. Siz rahatsız değilsiniz. Daha hiç öyle yorum atan yok ama hadi abi. Elit ver. Oğlum artık elit çıksın ama 6 pakette de elit çıkma ihtimali gerçekten düşük ama çıkarsa gerçekten çok sevinirim. Açalım abi ya bir elit verirsin ya bir şu videoya özel EA Sports 71 ne be kardeşim? 71 ne abi? Bir elit oyuncu lütfen abi elit bir oyuncu istiyoruz. Senden elit bir oyuncu istiyoruz abi. Clamping, Jakubiak 3 tane mi açtım? Evet 3 tane açmışım. Abi maalesef elit oyuncuyu çıkartamadık. Değil mi abi? 3 tane açmışım ya galiba. 3 tane açmışım. Evet evet tam 3 tane açmışım. Şu anda matematiksel bir hesap yaptım. Sen de gidiyorsun abi. 9999'dan koyacağım. Hadi bakalım abi. Oğlum yeter lan artık zorlamasın beni. Bu arada bu görevi ben bir daha yapmayacaktım. Tamam o linci anlattım. Tamam ben daha çok linç yiyen bir insan değilim. Yememe de gerek yok. Kendi halimde video çeken bir YouTuber'ım saçma sapan kendini bir şey sanıyor yazmış. Oğlum ben kendimi ne sanacağım? Gerçekten çok ilginçsiniz ya. Cidden çok ilginçsiniz abi. Çevirelim bakalım ne gelecek. Ama bir şey de çıkmıyor. Aha coins kasma taktiği göster. Hadi göstereyim ya. Arkadaşlar Vali diye bir kardeşim var. Hadi ismini de söyledim. Mutlu ol kardeşim. Vali diye bir kardeşim. Şimdi abi bir tane taktik verdi. Buraya 85 yazıyorsunuz. İnşallah bozulmamıştır. Buraya 65.000 yazıyorsunuz. Çıkmadı. 75.000 yazarsak da herhalde çok oyuncu çıkacak. Bakalım bir. Bakın abine kaçmış. Guerrero kaçmış. Bu 75.000 yazmak sıkıntı demek ki. 63.500 yazalım. Gösteriyorum sadece arkadaşlar. Yani, aynen. 63.500 yazarak arkadaşlar Guerrero'nun kaçtığı turu görebilirsiniz. 1.9 milyon coin'e kaçmış değil mi şimdi Guerrero?
Şimdi arkadaşlar ben size bu adamın fiyatını göstereyim ve ben yakalasam alabiliyorum, gördüğünüz gibi CoinSim de yetiyor. Şimdi Guerrero'nun değerini gösteriyorum sizlere. Daha ucuz oyuncular da çıkıyor arkadaşlar, merak etmeyin, CoinSim yok nasıl alayım falan diye. Bu arada bunu bilmeyenler varsa, bu snipe taktiği şey demek arkadaşlar. Sürekli yenileyerek yenileyerek pazarın yenilendiği saniyeye denk getirip oyuncuyu satın almak demek. Şimdi Guerrero yazalım, Guer de yazalım. Niye sadece 88 yazdık onu da anlamadım. Guer yazalım, iki tane R'li. Evet, adamın değeri 2 milyon ve ben 1.8 milyonu alacaktım ya da 1.9 milyon mu neydi? Çok da yüksek bir değeri yokmuş ama en azından bir 100 bin coins, 80 bin coins falan civarı kar ediyorduk galiba. Çok şu anda bakamadım ama öyle güzel bir kar edilebiliyordu yani. Video boyunca okey like istemiyorum be kardeşim. Ne abarttın abi? 2-3 tane videoda like istedim. Coins kasma taktiğini zaten gösterdik arkadaşlar. Hadi bir tane görev kaldı. O da çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum ama... evet, evet. Son iki tane görev çevireceğim. Bunu artı iki kere yaptık. Bu çok oldu. Ama başka bir görev gelirse, ücretsiz paketi zaten açtık. Hadi abicim, görev geleceğim mi? Heh. Fenerbahçe Galatasaray maçına skor tahmini yap. Arkadaşlar şu anda videonun çıkışındayız. Bu videoyu ben cumartesi akşamı 17.30'da yayınladım. Pazar günü saat 11 civarı falan bir video yayınlayacağım. Ama efsane bir video. Fenerbahçe vs Galatasaray videosu. O videoyu kesinlikle izlemenizi öneriyorum. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. O bildirimleri açın ki haberdar olun. Böyle YouTube size bildirim göndersin abi. O videoyu tıklayın. Efsane ötesi bir video oldu. Takımları karıştırdım falan. Bayağı güzel bir video oldu. Orada da tahminimiz var zaten. Videonun sonucuna göre tahmin var. Orada tahmin. Yani şu anda yapmayacağım. Orada tahminim var. Neyse arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Açıklamalar falan yaptım. Değişik bir video yaptım arkadaşlar bugün sizlere. Gerçekten aşırı derecede yoruluyorum. Ve kendimi bir şey sanmam olayı çok saçma geliyor bana abi. Gerçekten niye öyle bir şey olsun? Neyse abi, Tottenham formasıyla biz size elveda diyelim o zaman. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Şuradan abone ol butonuna basabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak gerçekten çok güzel bir video gidebilirsiniz arkadaşlar. Bence onları kaçırmayın derim. Özellikle abi yarınki videoyu kaçırmayın, haberiniz olsun. Hoşçakalın, gerçekten çok seviyorum ve bay bay.